Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için patates ve yeşil soğanın muhteşem uyumuyla harika bir pişi tarifi hazırlıyorum. Tüm detayları sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. 3 adet orta büyüklükteki patatesi kabuklarını soydum ve çok güzel bir şekilde yıkadım. Geniş bir tencerenin içerisine kaba kaba doğramış olduğum patateslerin üzerine geçecek kadar soğuk su ilave ettim. Haşlanmış patatesleri geniş bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı yoğurt ilave edip blender yardımı ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Blender yoksa eğer patatesleri rendenin kalın gözünde de rendeleyebilirsiniz. En önemli püf noktalarından bir tanesi de burası diyebilirim. Patatesler tamamen yok olana kadar çırpalım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Patatesler tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırptım. Hemen sizlere şöyle bir de kıvamını göstermek istiyorum. Bu kıvamı yeterlidir. Hemen üzerine bir adet yumurta ve ince ince kıymış olduğum 4-5 dal yeşil soğan ekliyorum. Soğan miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz hiç soğan da kullanmayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 yemek kaşığı silme toz şekeri de ilave ettikten sonra yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada pişi tarifi için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yavaş yavaş unu ilave ederken üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Hamur yoğunlaşana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ardından spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Pişi hamuru oldukça yumuşak olmalı. Sizlerinde gördüğü gibi yumuşak bir hamur elde edene kadar ortalama 2-3 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Üzerini kapak yardımı ile kapatıp 25 veya 30 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Aradan 30 dakika geçti hamur çok güzel bir şekilde dinlendi. Ben hemen masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Bolca undan yardım alarak hamuru toparladıktan sonra 16 eşit parçaya ayırıyorum. İçerisinde patates olduğu için hamur oldukça yumuşak, asla ele yapışkanlık özelliğini kaybetmiyor. Aralıklarla undan yardım alabilirsiniz. Bezeleme işlemine geçiyorum. Mümkün olduğu kadar bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezelerin yine altına bir miktar un serpiyorum. Bir köşeye kaldırdıktan sonra hemen açma işlemine geçiyorum. Bezenin altına ve üstüne bir miktar un serptim. Parmak uçlarımla büyütüyorum. Çok güzel bir şekilde kabarabilmesi için bezeleri çok fazla büyütmeyelim. Videoda gördüğünüz kalınlıkta olması yeterlidir. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Tüm bezeleri açtım ve hazırladım. Hemen geniş boy tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ ilave ediyorum. Kızgın yağın içerisine açmış olduğum bezeleri yavaşça yerleştiriyorum. Bu arada ocağımın ısısı en yüksek derecede orta derecede pişirirsek eğer içerisinde hamurlanma olabilir. Hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Sürekli çevirerek pişilerin tüm yüzeyinin aynı eşitlikte kızarmasına yardımcı oluyorum. Pişilerin ilk yüzeyi kızardı. Diğer yüzeyini çevirdikten sonra havlu kağıt sermiş oldum. Servis tabağına alıyorum. Tüm patatesli pişileri pişirdim artık servis için hazırdır. Ben hemen sizlere sıcak sıcak içerisinde ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Asla hamurlanma olmadı lütfen yüksek ateşte pişirelim çok güzel bir şekilde kabarabilmesini sağlayalım. Doku testinde de sizlerde görüyorsunuz yumuşaklığını gerçekten enfes oldular. Yine belirtiyorum içerisine soğan kullanmayabilirsiniz. Sade patatesle de hazırlayabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için henüz kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Hemen sizler için bir adet daha şöyle yakından doku testi yapmak istiyorum. Pişiler yumuşacık oldu. Patates ve yeşil soğanın katmış olduğu lezzet bir bambaşka güzel. Sizlerin de gördüğü gibi muhteşem bir tarif hazırladık. Yeter ki önemli püf noktalarına dikkat edelim. Bugünlükte tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.